Parça çıkartma örnekleri. O1 merkezi 2R yarıçaplı daireden O2 merkezi R yarıçaplı daire kesilip atılıyor. Şeklin ağırlık merkezi kaç R ye yer değiştirir diyor. Sistemde parça eklediğimiz zaman eklenilen parçayı aşağı yönde gösteriyorduk. Çıkartılan parçanın ağırlığını ise yukarı yönde göstereceğiz. Büyük olan parçanın yarıçapı 2R olduğu için alan değeri alınıyordu. O zaman ağırlığıma 4G kadar diyecek olursam çıkartılan parçanın ağırlığına G kadardır diyebilirim. Zıt yönlü kuvvetlerde denge noktamız büyük olan kuvvete yakın ve dışarıda oluyordu. Sistemin artık toplam kuvvet değeri 3G kadardır. Bunun dengeleyici kuvvetini yine yukarı yönde 3G olarak yazıyorum. Ve O1'e göre moment alacak olursak yeni ağırlık merkezimizin uzaklığına X kadar diyorum. Şuradaki uzaklıkta bizim için R kadardı. O zaman yazıyoruz O1'e göre moment alarak g çarpı r eşittir x çarpı 3g ise g'leri sadeleştirdiğim zaman x dediğimiz değerin r bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yarıçapı 3r olan o bir merkezli homojen daireden üçgen parça kesilip yan tarafa ekleniyor. Şeklin ağırlık merkezi kaç r ye yer değiştirir? Şimdi yine sistemde çıkartılan parça levha şeklinde olduğu için levhalarda ağırlık yerine alan yazılıyordu. Öncelikle üçgenin alanını bir hesaplayalım. Üçgenin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 demiştik. Taban değerimiz ne kadar? 6R. Çarpı buradaki yükseklik değerimiz 3R bölü 2'dir diyoruz. Yani buradan ne gelecek? 9 tane R kare olarak yazdım. Peki dairesel cismin alanı için ne dememiz gerekiyor? Pi çarpı R kare yani 3'ün karesidir diyebiliyorum. Buradan gelen sayısal değerimiz artık ne olacak? 9 tane pi r karedir diyebiliyoruz. Pi yerine 3 yazdığımızı düşünürsek 27 r kare burası ise artık 9 r kare. Aralarında 1'e 3 oranı vardır diyebiliriz. Çıkartılan parçanın ağırlığını yukarı yönde g olarak yazarsam ilk durumdaki ağırlığımız aşağıya doğru 3 g kadardı. Eklediğimiz parçanın ağırlığını da yine aşağıya doğru g kadar gösteriyorum. Sistemin ağırlık merkezi artık sağ tarafa doğru kaydı. Peki toplam kütle değerimiz ne kadar? 3G'lik bir parçadan G'yi çıkartıp tekrar G'yi eklediğimiz için toplam ağırlık değişmedi. Yani yine 3G kadardır diyebiliyorum. Bunun dengeleyici kuvveti yukarı yönde fakat eşit büyüklükte bir kuvvetti. O zaman O1'e olan uzaklığı içinde X kadardır diyoruz. Zıt yönlerdeki momentler birbirine eşit olmalıydı ki sistem dengede kalabilsin. Yani R çarpı G artı X çarpı 3G Eşittir diyorum. Buradaki uzaklık 3r, şurada da artık r kadarlık bir uzaklığımız var. 4r çarpı g'dir diyoruz. G'lerimizi sadeleştirdiğimiz zaman 3 tane x eşittir 4r eksi r ise 3x eşittir 3 tane r x eşittir r kadardır diyebiliriz. O merkezli 6 santim yarıçaplı homojen daireden 60 derecelik dilim kesilip şekildeki gibi yan tarafa ekleniyor. Yeni şeklin ağırlık merkezinin O noktasına olan uzaklığı kaç santimdir denilmiş. Dilim sorularında mutlaka ne yapacağız? Çıkartılan parçanın simetriğini de çıkartıyormuş gibi kabul edeceğiz. Öncelikle ağırlığı bir tayin edelim. Ağırlık değeri için 60 derece 360 derecenin 6'da biri olduğu için çıkartılan her bir parçanın ağırlığına G dersem komple dairenin 6G'lik bir ağırlıkta olduğunu söyleyebilirim. Şu iki parçayı çıkarttığımız zaman 6G'den 2G çıkacak. Aşağıya doğru ne kalacaktır artık? 4G. E peki şu iki parça için ağırlık merkezleri tam ortada ve ağırlıkların toplamı artık 2G kadardır diyebiliyoruz. Aradaki uzaklık bizim için 6 santim kadardı. Sistem artık şu hale dönüştü. Burada 4G'miz var. Burada 2G'miz var. Ve aradaki uzaklık 6 santim kadar. Denge noktamızın 4G'ye olan uzaklığı x. 2g'ye olan uzaklığı da 6 eksi x ise yine denge noktasına göre moment alıyorum, x çarpı 4g eşittir 6 eksi x çarpı 2g'dir diyebiliriz. Sadeleştirmelerimizi yapalım, buradan 2 geldi, 2 tane x eşittir 6 eksi x ise 3 tane x eşittir 6'dır diyorum. X dediğimiz değerin 2 santimlik bir yer değişimine uğradığını söyleyebiliriz. Müzik